Mineral suları, ben bunu ilk önce burayı 1990'da aldığım zaman ilk İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji ana bilim dalına sordum. Ben de bilmiyordum. Sorduğumda dedim ki dünyada ekonomiye mineral sular ne şekilde katılıyorsa biz de o şekilde ekonomiye katmak istiyoruz dediğimizde bana ilk söyledikleri, siz yüzyıllardır sadece içme kürü uygulamalarıyla bizim de bildiğimiz bir yer ama sizin mineral suyunuzun içinde çok yüksek miktarda mineral tuz var. 1 litresinde 4558 miligram var. Bu dünya literatüründe oldukça yüksek bir mineral. Zaten bunu bir kaplıca olarak da uygulayabilirsiniz. İnhalasyon olarak uygulayabilirsiniz. Sprey yapabilirsiniz. Mineral tuz tableti yapabilirsiniz. Peloid çamur banyoları oluşturabilirsiniz. Diyerek bizi böyle bir sektörün içinde olmamızı tavsiye ettiler. Biz de bunlardan şu anda kaplıcamızı yaptık. Hatta kaplıcayı öyle bir kaplıca yaptık ki hakikaten Türkiye'de yok. Yani şu anda bizde olan su altı bel traksiyonu, boyun traksiyonu, bel fıtığı ve boyun fıtığı ile ilgili şu anda uygulama yok. Ama yurt dışında gördüğümüz bütün yerlerde neredeyse var. Biz bu ürünlerden spreyi yapıyoruz. Hatta mineralli sabun üretiyoruz. Çamur, peloid dediğimiz çamuru ürettiğimiz gibi birçok zaten fizik tedavi rehabilitasyon bölümlerine, hidroklimatoloji veyahut da üniversitenin hidroklimatologlarına ulaştırıyoruz. Ve böyle bir sektörün de içindeyiz, bunları da üretiyoruz. Yani dünyada ekonomiye ne şekilde katılıyorsa biz de o şekilde katmaya çalıştık. Bir tek mineral tuz tabletimiz var, eksik yaptığımız. Onu da inşallah gelecekte yapacağız. Yani o da evinizdeki kaplıca projesidir aslında. Evinizde küveti doldurdunuz, içine bir tablet atacaksınız. O atmış olduğunuz tablet, bir veya birkaç tablet suyun kapasitesine göre, o evinizde bir kaplıca oluşturmuş olacak. Çünkü suyu mineralleştirecek. Bir kaplıca suyuna girmiş kadar etki almış olacaksınız. Onu da gelecekte yapmayı planlıyoruz.